Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli takipçilerimiz, bu mübarek 28. gün Ramazan-ı Şerif'in bu gece 29. geceye kavuşacağız. Onun için günlerimiz hepten sayılıydı zaten Allah Teala Ramazan şerifte eyyamın madüda sayılı günler oruç tutacaksınız buyuruyor o sayılı günlerde bitti gitti işte şurada 29-30 iki gün daha ee, oruç kaldı ve gece olarak zaten iki gece kaldı bu geceyle beraber. Salının akşamı şevval gecesi, bayram gecesi olmak hasebiyle Ramazan'dan sayılmıyor ama faziletleri çoktur. Onun için salı günkü sohbeti hiç kaçırmayın. Onu bir saat kala inşallah başlayacağız. Bayağı bayram gecesi ve bayram gününün inşallah faziletli amelleriyle ilgili ee, sizlere e, rivayetleri zikredeceğiz. Okunacak dualar, zikirler, sabah, bayram namazından sonra kılınacak namazlar, gece kılınacak namazlar. Bunlar çok önemlidir. Lale Gül Dergisi'nin nisan sayısı çıkmıştır. Ahıska yayınlarından e, talep edebilirsiniz. Ve arayıp bulabilirsiniz. Çünkü e, orada anlatacağımız e, rivayetler e, artık son gün e, temin etmeniz zor olur mezarlıklarda okunacaklar, azabın kalkması için okunacaklar, kabre elinden veya ziyaret ettiğiniz işte yakınlarınızın azabı varsa kalkması için neler okunacak, ne sevaplar alınacak. Bunlar çok önemli amellerdir, faziletli amellerdir. Bu itibarla e, mutlaka dergi elinizde olsun. Sonra çünkü konuşurken anlatırken o kadar duayı biz size tabi e, tabii hemen hemen dergide 12 13 sayfa bu konular. Yazılmış. O kadar şeyi bir size nasıl ezberletelim veya e, internetlere yazalım yani. E, bir kitap kadar, risale kadar ilim var. Rabbim Tebarike Teala azami derecede istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Onun için şimdi dünyada tabi ucurukum e, alaka kaderi tabikum ücretleriniz zahmetlerinize göre verilecek buyuruluyor. E, Efendi Hazretlerimizin babası Hacı Ali Efendi öyle derdi. Oruç tuttun da zahmet çekmedin. Ne anladık oruçtan? Yani açlık çekmeden, susuzluk çekmeden, yorgunluk çekmeden, Allah için fedakarlık etmeden e, ahireti kazanmak kolay bir şey değil. E, yani el ceza min cinsil amel. Karşılıklar e, amel cinsinden verilecek. Yani bu orucun mesela ee, amel bakımından verdiği zahmet açlık ve susuzluk tabii ki bunun getirisi yorgunluk. Bunun karşılığı ne verecek? Tokluk, suya kanmak ve eee e, sıhhat, afiyet, kuvvet. Buna karşı verilecek. Onun için e, kıyamet günü e, mahşerde Allah Teala'nın bir münadisi nida edecek. Ey nasaimun. Dünyadayken oruç tutanlar neredeler ayağa kalksın. Ve onlar feyakumun min beynil halayki bütün mahlukatın arasından yani bütün insanlar cinler orada toplanmış, yığılmış trilyonlar, katır trilyonlar orada. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Cinlerin babası can son cine kadar. Hepsi orada. Mükellefler olarak. Melekler mükellef olmadığı için yani onlar hani bizim gibi ibadetlerle mükelleftir. Onlar allah Teala zaten ibadetten lezzet alıyorlar. allah Teala onlara helal haram böyle bizim gibi farz vacip belirlememiş. Onların cehenneme gitme tehlikeleri de yok. Ee, onun için yani onlar mükellef e, tutulmuyor. Ama insanlarla cinler mükelleftirler. Kur'an-ı Kerim onları e, muhatap alıyor. Ya maşaral cinni vel insi. kaç ayet kerime de var böyle ey cinler ve insanlar topluluğu. E, dolayısıyla e, cinlerin nüfusu da bizden çok kalabalık olduğunda düşünürseniz bu e, onlardan da oruç tutanlar ee, işte namaz kılanlar aynı bizim gibi mükellefler var. Ee, onlar ayağa kalkacaklar. Fe e, tünavülümül melâke kâsâtin mehdûmeten Melekler onlara böyle mühürlü kaseler, mühürlü bir şey mühürlü olması yani mühürlü deken hani böyle şimdi anzer balını orada muhtarlık ne yapıyor işte e az çıkıyor falan diye tabi şimdi hep anzerbal diye katlı karıştırıyorlar yani sahtekarlık her işte var da ev oranın muhtarlığının mesela bir damgası var e Allah selamet versin bir kere bana getirmişti türüt kardeşimiz yani onda damga var damga var kenarında böyle şey kilit gibi o işte onlara ne demek istiyor orijinal olduğunun belgesi gibi e, cennette de hitamu amiski Tabi e, miskle mühürlenmiş. Hakiki misk yani dünyadaki miskler de değil. Hakiki cennetteki misk. Onunla bir mühür basılmış üzerine. Hadi ne dönüyor orada? Ne yazıyor orada? hadi şerâbun tahir minel rabbi Tahir Te, e, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan, pak olan e, Rab Tebareke ve Teala'dan e, ikram edilen e, tertemiz bir içecektir. Yani on üzerine feşrabu fe ne içecekler ve e, raviye yarva ve yarvev okuyalım onu e, suya kanacaklar ve kalayku kullum itaşun mahlukatın hepsi susuz vaziyette e, dudakları patlamış ciğerleri parelenmiş Susuzluk yani ben çektiğim için seker hastalığından dolayı evvelce daha da çok çekiyorum. Bu arada yine arttı. Susuzluğun e, verdiği zahmet yani hiçbir şeye benzemez. Tabi azapların türleri var. E, herhangi bir azaba düştüğü vakitte e, insan e, hani derler ağrın neredeyse canın oradadır. Yani dişin ağrı, bu diş ağrısı gibi bir ağrı yok. Mesela yani dişin geçer bir zaman sonra başın ağrı. O baş ağrısı hiçbir şeye benzemiyor. Ha, o kafayı vuracak duvar alıyorum. Hani ağır migreni tutanlar. E şimdi karnı ağrı bağırsak ya arkadaş. Bu da hiçbir şeye benzemiyor ya. Neden? Hiçbiri birbirine benzemiyor yani. Ama mevle Mevla bir insana azap etmek istediği zaman yani biliyorsunuz bütün be, vücudumuz, ve be, bedenimizin içi bütün damarlarla, sinirlerle ee, sarılıdır, örgülüdür yani. Ne kadar ince ince bütün o kılcal damarlar, o ona bağlı, o ona bağlı, ona bağlı falan bakıyorsun. En ufak bir kılcal damar hani atar damar, toplar damar hani böyle onları zaten herkes anlıyor. Tıkandı mı, kandı mı bilmem, kalp krizi geçirdi şu. Ama yani şey, küçücük bir kılcal damar yani bu tıkansa ne olur, tıkanma öyle deme öyle bir Mevla Teala en ufacık, küçücük bir damardan sanın sinirine bir ağrı musallat ederse yani yerini bile zor tespit ed ederler. O kadar e, küçük bir zerre kadar bir yer olabilir. Ama o sinir şey olsa çünkü ağrıyı duyan beyindir. Yani be beyinde ağrıları hissetme merkezi var. Niye ağrı kesici içiyorsun? Ağrın hafifliyor veya geçiyor? Çünkü o e, ne yapamıyor, ne yapmıyor? O seni gidip ayağının topuğundaki bilmem nerendeki o ağrıya sebep olan damara gidip iyileştirmiyor ki. İyileştirse bir daha ağrımaz. Ama bir zaman sonra bir daha ağrıyor. Bu sefer yine ağrı kesici alıyorsun. Çünkü neden? O onu iyileştirmiyor. Ha, o şey ayrı bir şey. Yani sen ameliyat olursun, operasyon geçirirsin, sitem takarlar, o damarı açarlar, orayı. Onu konuşmuyorum. Ağrı kesici hiçbir zaman iyilik ver, iyileştirmez. Adı üstünde zaten iyileştirici değil ki ağrı kesici. Yani e, onun için o ne yapıyor? Beyinde uyuşturuyor. Beynin ağrıyı hissetme merkezi var veya da işte neyse tabii ki merkez denebilir ona. Ondan sonra orayı e, uyuşturuyor. Narkoz verdiklerinde seni kesseler, doğrasalar anlamıyorsun da ameliyatta işte onun gibi. Orayı şey yapıyor, Şu işte aldığın şeyin tozuna göre ağrı biraz kalıyor veya kalmıyor, daha güçlü şey yaparsan daha kesiyor. Ondan sonra o ağrı kesici de kesmiyor. Ondan sonra bakıyorsun, hapların hiçbiri kesmiyor. O zaman gidiyorsun acile kalkıyorsun. Ben kaç kere öyle kalktığım var. Ondan sonra orada e, ne diyorlar, yeşil reçeteli derler mesela. Yeşil reçeteli, iğne yapıyorlar. bilmem. Bir kere öyle oldum ki iğneler de kesmedi ağrımı. Öyle bir şey yok boynumdan dolayı. Yani Böyle Allah Teala ne kadar verdiyse yani onun için e, insan eee ve kullu'l insanu zayıfa insan zayıf yaratılmış efendilerimiz derdi. Ağrıya dayanamaz, sancıya dayanamaz. Yani işte abdesti çabuk bozulur. Abdesti tutmaz. E, yani ne manada? Yani sıkışınca koyver altına manasında yani. Nedir? En akıllı fikirli, baca bakıyorsun bilmem ne kaçırdı altına. E ne olacak yani? E, beyin çalışmazsa affedersin, makat çalışmazsa bilmem e, o her birinin bir özelliği var. E, Ora koy verirse, bura koy verirse ne yapacak adam? A akıl ne yapsın? Şimdi e, açlık çok çekmemişiz yani biz yani ben bu yaşa gelmişim Susuzluk çok çektim. Ama mesela açlıktan dolayı tabii ülser ve mide rahatsızlıklarından dolayı oruçta hele ikindiden sonra bütün kemirir yani şey mideyi yani. Zor. Ama biz o zamanlar yine ona şey tutuyorduk, tabii. Şeker ayrı tabii insülin meseleleri ayrı da. Öyle açken karnım var, insülin şeyi ülserim diye oruç terk etmedik elhamdülillah. Ama çocukluğumdan beri var o hal. E bunlar, e, susuzluk zaten had safada ol, olduğunu biliyorum yani. E, Mahşerdeki en büyük e, sıkıntı susuzluktur. Bunun e, karşılığında e, Rabbimiz Tebrik -Ka Ece'ale orucu e, bize meşru etti amel olarak. İşte onun için e, bütün mahlukat susuz vaziyette bir damla suya ne kadar muhtaçlar. Fakat zor. Ama en az sahibu. Oruç tutanlar neredeler? Yani bu günler böyle önemli günler idi. Bundan sonra da tabii Şevval'de 6 gün orucu var. Her ayda yan bir 13, 14, 15 orucu var. Her ayda e, efendim başından 3 gün, sonundan 3 gün oruçları var. Ondan sonra ona eyyam-ı deniyor. Son şeyle kara günler. Çünkü sonunda ay olmuyor ya. E, onda mehtap olmuyor falan. O işte ayın çekmesine göre yani 20 27 28 29 olabilir. Veya 28 29 30 olur. ay kaç çekiyorsa o son üç gün mesela öyle hatırlıyorum ya Müslüman çok o da yani sünnette var. Ondan sonra başından ilk e, ilk başı var. Ondan sonra efendim e, Oruç çok var ama farz oruç sade ramazanda. Onun için e, bütün mükafatlar, müjdeler buraya bağlanmış. Ondan sonra Allahü Teala yine bu suda e, geçmiş peygamberlerine inzal buyurduğu kitaplarında e, vahiy ediyor ki. İnna Allah Teala ecmeu yevmel kıyamet fe yuzillun fi zillil arş yevme la zille illa zilluhu. Buyurulduğu günde yani Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölge yok. Allah'ın gölgesi işte arşın altında arş zaten en büyük cisim olduğu için e, cennetlerin de tavanıdır. E, arşın altına giren e, güneşte, hararette, sıcakta kalmaz. Ama arşın altına kim girebilir? İşte o gün Allahu Teala oruç tutanları dünyadayken o gün oruç tutan demedik. Dünyadayken oruç tutanları kıyamet gününde bir araya cem edecek. Tabi burada sadece bizim ümmetle alakalı değil bu. Zaten geçmiş ümmetlere de vaat edildiği için. Bu arada müşterek özelliktedir. Ve sıyam e, ibadeti yapmış olmaktır. Yani oruç tutabilmek, tutmuş olmaktır. Adem Aleyhisselam da oruç tutuyordu kıyamete kadar son Müslüman da oruç tutacak. Onun için bütün ümmetleri bu noktada toplayan arşın altında oruç tutma sıfatlarıdır. Bunun üzerine ve yukarı büley min mevaidil cenneti cennet sofralarından onların yakınına getirecek. Yani cennet sofralarının önlerine serecek demektir. Fetullahü beyne eydihim yaklaştıracak, getirecek önlerine cennet sofraları konulacak. Ama daha cennete girmediler. Cennete girene zaten cennet sofrası zaten gelir. Cennete adam aç mı bırakacak mı? Cennete zaten acıkmak yok, susamak yok, uyumak yok. Çünkü bunların hepsi zahmet verir. Efendi Hazretimiz çok anlatırdı bunu. Sen şimdi acıkırsan da açlık hissinden sonra yersen zahmet çektin de yedin. E, susarsan da ağzın kurursa da su içersen e, yine bir zahmet çektin ondan sonra su içtin. Ama ahiret böyle değil. Cennette mesela dünyada şimdi uykusuzluk çektin. Ee, ama işin icabı, mani var, şudur budur. Diril, di, dikiliyorsun, işte direniyorsun, direniyorsun, direniyorsun. Göz kapakların kapanıyor, açmaya çalışıyorsun. İşte ona göre bir ortamdasın falan. Acayip işler. Adam milletvekilleri görmüyorsun. Şeyde uyuyor. Belki de bakanlar kurulunda uyuyan bakan da vardır da onun görüntüsü çıkmamıştır ortalama, onu bilmem yani. Ondan sonra mecliste gördüm. Yani adam en mühim bir toplantıda, çünkü uyku öyle bir şeydir ki, e, bindirdiği zaman ya, ayakta olsan devrilirsin. Boş çuvala dönersin. Çünkü ruh, ruhun e, bedenle ittisali, e, yani ruhun kayyumiyeti bedeni ayakta tutması işte bir yere kadar zorlanınca e, enerjisi bitiyor, ruhunda enerji bitiyor. Şarj yani şimdi bu e, şeyin e, cep telefonunun veya neyse bir cihazların benim şeker cihazlarım var, ölçüm cihazları var, şarja muhtaç. Yani biz ondan sonra bir de bakıyorsun ekranı ışığı kapanmış. E, hiç efendim ne insülin salgılıyor ne ölçüm veriyor. E neden? E şarjı bitti. İnsanın da şarjı e, ruh ile yani bedene şarj veremezsin. Şimdi bedene e, mesela uyumasın diye nasıl bedeni e, ne diyeyim takviye edeceksin diyeyim şimdi gavurca kelimeler kullanmak istemiyorum. Kuvvetlendireceksin yani. Efendim yok muzlu süt yaptın, yok bir de içine bal kattın, yok efendim ginsen kaldın, yok efendim bilmem başka başka şeyler de o şey yapıyorlar. Kuvvet verici e, içecekler çıkartmışlar reklam olmasın. Ondan sonra nereye kadar? Bir gün uyumadın, iki gün uyumadın, üç gün dayandın, dört gün direndin. Nereye kadar? Yani hayattan tam zevk alayım. İşte mesela karı kız bilmem ne kampa gittik, ne gittik Hiçbir vakit uykuyla geçmesin de işte ben dolu dolu geçirelim zaten 3-4 gün içindeyiz falan diyelim. Kendini patlattın patlatırsın. Ondan sonra bir de baktın küt devrildin bir yerde. Ondan sonra Kaç saat kalkamazsın daha. Çünkü neden? Bedene verilen kıtalarla yani anladın mı sen? Ee, arı sütleriyle, bilmem polenlerle bilmem nelerle işte bedene verilen şey ha beden ruhun şarjı yerindeyse onlar bedenin kuvvetliliğine yarar. Ona bir şey demiyorum. Ama ruh Uykuya modda etmiş mevla ruhu. Uyuyarak onun şarjını depoluyor. Ondan sonra uyanınca yeniden bedenin e, uzuvların işlevleri yerine dönüyor. Yani kalp pili takıyor adama eee Allahu Teala işte adamı öldürmüş yani kalp krizi geçirmiş neyse zaten ölümün nasıl olduğunu, kününü, mahiyetini kimse daha Çözememiş yani. Neye göre ölüyor? Aynı durumdaki başka adam yaşıyor. Bu adam da bu damar tıkanıca ölüyor. O adam da üç damar tıkalı yaşıyor. Ben öyle kaç kişi gördüm? Dört damarı da yüzde doksan bilmem küsur vardır tıkalı şey. Öbür adam bir kere de damarları açık anında bir pıhtı atıyor, bir kırılıyor. Yani bu ölümün hayatı, ölümü de Allah yarattığına göre Ölüm de bir mahluk yani yaratılmış bir şey. Allah'ın halk sıfatı, yaratma sıfatı tealluk etmiş ona, mahluk olmuş. Ama şimdi vel hayati, hayatı yarattı. Anlıyorsun onu. 120 günlük oluyor çocuk. Efendim, o zamana kadar hiç kıpırtamayan, anne rahmindeki ceni, şimdi de ultrasonlar bu imkanları artırdı, görülüyor. Ondan sonra belki şeyi bile, bilmiyorum vardır illaki ki, bir çocuğa ilk ruh verildiği anı hiç yakalayabildiler mi? E tabi devamlı kamerayı açık tutarlarsa mutlaka ilk can geldiğinde, ilk kıpırtamayı da yakalamışlardır. Ama bunu düşündüler mi, düşünmediler mi, böyle bir şey var mı? Ben bilmiyorum internetler şurada. Araştırın varsa bana da gönderin, gösterin. Merak ettim yani. E şimdi o ruhun e, cenninin bedenine tealluk anı yani ona ilk alakalan. Biz de çok şu anda uyuyoruz, uyanıyoruz, uyuyoruz, uyanıyoruz. O hep ruh çıkıyor, geliyor, ilgisini kesiyor bir daha. Ölüm olunca onda bir daha mahşere kadar ilgilenme, ilgilenmeyecek. E, irtibatı kesecek yani. E, bedenle irtibatı kesecek. Ruh ölmüyor. İşte Efendi Hazretlerimizin ruhu gibi kavi ruhlar e, efendim bunlara ruhu külli deniyor. Abdülhakim Marvasi Hazretleri bunu yazmış, beyan etmiş bir kitabında. Rabıta ile ilgili eserinde de var. Rabıta-i Şerife Risalesi olacak onun adı. Yani ruhu külli. Ruhu külli, ruh e, arşın üstündeki makama yükselebilmişse, yani o Muhammed Efendi Hazretlerimiz gibi e, zatların işidir. E, ruh, Ali Adel Efendi gibi silsile ricaliden olan yok. işte vekilidir, şusudur, husudur. Vekil asıl gibidir, o vekil asıl gibidir, sonra ders değiştirir, o kadar. En fazla teveccüh yapar yani. Vekil asıl gibidir, sen e, onun makamında nasıl olacak? O zaman herkes aynı makamda ol, ol, olması lazım. Herkes aynı makamda değil ki. Ve ma'min minne illa lehu malum. Her birimizin makamı malumdur diyor. Melek de olsam da Cebrail Aleyhisselam makamında mer melek yani. Onun için e, makamlar belirli. Arşın üstüne çıkan ruh. Yani işte buna seyri diyoruz. E, i̇şte bu işte zikir, işte, tarikat derslerini vakti vaatine yapmakla, haramlardan sakınmakla, işte tezkiye, tasfiye, kalbi temizleme operasyonları falan uzun işler. E, her ağzın kaşığı da değil arşın üstüne çıkan ruhu külli deniyor. Ruhu külli din şeyi çok. Ona işte kınından çıkmış kılıç hükmündedir. Vefat ettikten sonra daha serbest kalıyor, daha çok iş görüyor. Harplere katılıyor. Orduları, gavurları bozguna uğratıyor. Müslümanlara yardım ediyor. Bu, bu ruhlar. O ayrı bir şey. Onu dolayısıyla tabii kafirin ruhu da ölmüyor. Çünkü ruhu ölse kabir abi çekmez. Günahkarın, fasığın ruhu da ölmüyor. E çünkü azap ruhadır. Evvel emirde. Bedenle vardır, yoktur. Orada yerine göre, adamına göre değişir. Bazen bakıyorsun mezar açıldığında falan bir vesileyle falan e adam yani daha daha çürümeden evvel yanmış. Yani öyle de var. Görülen. Kitaplarda zikredilen. Veyahut yılan, akrep dolanmış boynuna, onu sokuyor. Abi adam ölmüş yani. E tabi o ne oluyor? Azap ruhuna gidiyor. Yani acı hisseden ruhtur. Acı hisseden ruhtur. Mesela narkoz yiyen, yani bypass ameliyatta göğsümüzün kafesini testereyle kestiler, ayırdılar da, bypass bizim. E acı duymadık. Kalktıktan sonra sızlar mızlar. Ama kesilirken, kapatılırken acı duymadık. Çünkü neden? İşte o narkozun şeyine uyutuluyor yani ne demek? Ruh gidiyor. Ruh gidince his kalmıyor. Onun için kabirde akrep soksa, yılan dolansa oradan bedene de bir işkence eziyet var mı? Var. Ama adam çürüdü. Açıyorsun kabri. Bir kuyruk sokumunun hücresi çürümez ama onu da kim fark edecek yani zaten. E hiç yani. 120 kiloluk adamdan e, bir gram görünüşte kalmıyor. Ama e, buna azap oluyor mu? Oluyor tabi Neden? E, ruhu ölmedi ki. Azap ruhadır. E, as esasen nimet de, zevk de tat almak da o da ruhun sıfatıdır. Beden sıfatı değil. Yani uyuyan adam uyanmadıktan sonra ağzına e, efendim helva koysan Uyanırsa tadını hisseder. Çok derin uykudaysa ondan tad almaz. Bunun gibi. E, bu itibarla e, yani ölüm yok olmak değil, ruhun bedenden bedene mufarkatıdır. Bedenden ayrılmasıdır. E, bu itibarla e, kabirde tenâum da vardır azap da vardır. Bunlar hepsi hakkında ayetler, hadisler, hadisler de vardır. Bunları inkar eden kafir olur. Çünkü mana itibariyle bu ustaki hadis-i şerifler mütevatirdir. Mane mütevatirdir. Yani yüzlerce hadis-i şerif gördüm. Sırf kabir azabının keyfiyetleri hakkında vesaire. Şimdi e, onun için başa dönelim. Ceza amel cinsindendir. Yani ne amel işlediysen karşılığın o ölçüde demeyelim. Yani onun kat katı da veriliyor tabi. E, azaplarda, günahlarda misliyle veriliyor. Mükafatlarda azaf-ı muzafat ile veriliyor. Kat kattan diyor, kattan diyor. Bire on, bire yüz, bire yüz. Wallahi daifu limen yeşe Allah dilediğinin ihlasına, takvasına göre sayısız, sınırsız katlamalar da yapar. Ama e, karşılık, verilen karşılık hangi türdendir yani? İşte o bakımdan orucun karşılığı e, yeme içme. Çünkü yemekten içmekten kesilmen hasebiyle e, verilecek. Verilecek. E, o zaman Allahu Teala ne buyuracak? Külü ve şrabu heni en bima esleftum fil eyyamil khaliye. Yiyin için afiyet olsun. Hazma hasan olsun. Neden sebep? Geçmiş dünya günlerinde geçirdiğiniz sıkıntılar sebebiyle. E demek ki sıkıntı çekmeyene mükafat yok. Geçen dünya günlerinde aç kaldın kim için? Allah için. Susuz kaldın Allah için. Yani oruç niyet ise niyetsiz aç susuz kalmak oruç borcunu da düşürmez. Oruç da sayılmaz. Sevap da kazandırmaz. Çünkü bütün ameller innemel amalu bin niyati. Niyetle sayı olur niyetsiz kabul olmaz. Aynı namaz kılanın bütün hareketlerini okumalan hepsini bir adam taklit ederek yanında yapsa ama namaza niyet etmesi isterse hafız olsun, hatimle hatim okusun, bütün hatmi Kur'an'dan okusun bir tanesi sevap almaz. Çünkü neden? Namaza niyet etmedi, hatme niyet etmedi, bir şey niyet etmedi. Ne yaptı? Taklit yaptı. Mesele niyete, niyete bakar. Onun için külü Ey benim kullarım yiyin fe Çok uzun zamanlar aç kaldınız dünyada. Tabi bir de nafile oruçlar, pazarız, persembeler, 13, 14, 15'ler, e, haram ayların orucu, işte ondan sonra perşembe, cuma, cumartesiler, işte vesaire. Bazıları zaten kesmiyor. Daha fazla gücüm var, daha tutayım, nasıl tutayım, onu tutayım, işte. Davut yapan bile var bu ümmetten. Yani bu aralar. Ben bilmiyorum yaşadığım dönemde. Belki birkaç kişiyi çok küçükken falan gördüm öyle. Yani son zamanlarda hiç duymadım Sami Davut yapan. Yani bir gün açıyor bir gün tutuyor. Bir gün açıyor bir gün tutuyor. Ramazan'da kastetmiyoruz ya. O Ramazan farz her gün tutuyor. Ramazan dışındakiler, bayramın dışındakiler de efendim eftalus sıyam sıyamu Davut Yani yasûmu yevme ve yufturu yevme. Oruçların en faziletlisi Davut Aleyhisselam orucudur. Ondan eftali yok. Çünkü senenin yarısını oruçlu geçirmiş oluyor senenin yarısını oruçlu geçirmiş oluyor. Artık belki de o tabii... öbür gün eyyamı biz 13, 14, 15'e çatarsa onu da tutuyor falan. Yarıdan da fazlaya da gider o. Bazı önemli günler diyelim onun oruç tutmadığı güne denk gelse ama o gün aşura olsa anladın mı? Onu da tutar, tutmaz olur mu? <laughs> senenin yarısını oruç tutan aşureyi tutmaz olur mu? Arefeyi tutmaz olur mu? Yani akıllı işi mi bu? Akıllı işi değil. Onun için yani o yarıyı da geçer. Yeyin. Ama sadece Ramazan'ı tuttun, başka da nafile tutmasan da bu müjde sana var mı? E var tabii. Ne kadar uzun zaman aç kaldın. وَاشْرَبُوا فَطَالَ مَعَ الْتَشْتُمْ İçin, için, kana kana için. Bir de mahşerde millet susuz, güneş tavan boyu yakına gelmiş. Şu Dördüncü iki 2000 senelik mesafeden yaktı kavuruyor milleti ya. Biraz sıcaklar başladı. Kışın ortasında geçen öğlen bize ne kadar sıcak vardı ya. Ter içinde kaldım arabadan çıkana kadar. Yani daha yeni başladı yani soğuktan yeni e, geç geçiş oldu mevsimde. Sen ne diyorsun ya? Bir de sen Arabistan çöllerindeki 60 derece 70 düşün. Beynin gölgesi gölgesiz kalsan beynin bir anda yumurtanın haşlanması gibi bir şey. ondan sonra e, beynin pişer ya. Beyin kanamasından gidersin. Öyle çok güneş güneşte kalan, beyin kanamasından ölenler oldu. O da buradaki şeylerde yani, plajlarda, şurada, burada, artistlerden bile varmış. Beyin kanaması geçiyor. Güneşte kalmış. Düşün ki çölde kalsa, kölgesiz, ağaçsız. Düşün mahşeri, hiç gölge yok. Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı günde Allah oruç tutanları toplayacak cennet sofralarını önlerine koyacak. Yiyin için afiyet olsun. Niye? Geçen dünya günlerinde geçirdiğiniz sıkıntılar sebebiyle. Onun için Nanzuru ileyye Benim cemalime bakın. Ya, cemalime nazar edin. Cennette e, en büyük nimet Cemalullah'ın e, müşahidesidir. E, Mevla Teala'nın cemalini görmedikten sonra cennette yemek içmek için e, cennete niye gidilsin yani? Çünkü dünyada da yedik içtik az çok. Tatlar, lezzetler tattık yani. Ama Mevlan cemalini hiç görmemişiz daha henüz. Onu gördüğün zaman bütün nimetleri unutacak. Köşklerini sarayları unutacak. Cennette insana 60 dünya kadar cennet verilen takva sahibi bir müminin lezzetleri kimse aklından kıyamete kadar düşünse hiçbir proje adamı düşünemez diyor. Ve la kadar hala kalbi beşer. Hiç geçmemiş kalbinden kimsenin geçemez de. O kadar nimetler. Ama fe en sevnen ne'ime idara. Allah görünce Celle Celle, bütün nimetler unutacaklar. Böyle mest olacaklar zevkten feyizde. Allah Teala buyuracak. Bunlar şimdi evlerinin yolunu bulamazlar. Ey benim meleklerim bunları köşklerine, saraylarına götürün. Böyle nimetler var. Efendi Hazretimiz çok söylerdi. Kattesallahu ruhu. Yani cennete giremeyen nereye gidecek? İki durak arası ortada bir durak yok. Cehenneme gidecek. Peki cehenneme giden neye yansın? Nirana yandığına mı? Ateşlere, ateşlerde efendim bütün parçaları, her zerreleri yanıp ve efendim lime lime yüzleri, etleri, derileri dökülüp ondan sonra yeniden yeni bir hayatla canlandırılıp diriltilip acının devam etmesi. Sonsuz. La yemutu la yahya. Ne ölebilir ne dirilebilir. Yani ölemez çünkü can boğazda gelse çıkmıyor ki azap dinsin. Ölse duymayacak. Ama can boğazdan aşağı gitmez ki bir nefes alsın. Oh bedesin. Hayat bulsun. Böyle iki arada bir derede. Kalmış cenderede. Sıkışmış. Devamlı azap oluyor. Şimdi cehennemde yandığına mı yansın? İki cennetteki cennetteki nimetleri sonsuz nimet zevkleri tatları kaçırdığına mı yansın? Yoksa Allahu Teala'nın cemalini cennettekiler görebilecek. Bu hiç kendisini yaradan yaşatan Allah'ını görememiş. Sonsuza kadar da göremeyecek tabii Allah dostları için en büyük nimet Allahu Teala'nın cemalini müşahede olduğu için en büyük azap da Allah'ın cemalini Celle Celaluhu görememek. Çünkü en büyük nimet oysa en büyük azap da onun tersi oluyor. Yani ondan mahrumiyet. Ee, Allah'ın öyle dostları var, makamları var cennette. allah Teala onlara cemalini devamlı gösterecek. Şey gibi değil yani. Ee, diğer cennet ehli e, cumadan cumaya ee, allah Teala ziyaret edenler olacak. E, ee, i̇nne ehlel cenneti cezurûne i̇şte, rabbehum külle külle cuma. Yı. Her cuma ziyaret var Mevla Teala. Orada hafta günleri böyle güneş ay olmadığı için bu sistem yok ama dünyada olsalardı hangi vakit saat dilimine denk geliyorduysa cuma o gün ee, ziyaret vakı olacak. Ondan sonra İkincisi tabi ve ekramu maalallahi men yazru ila veci gadvete ve aşiyya. Allah indinde en kıymetli, değerli olan yani cennette mertebesi en yüksek olanlar allah Teala'nın cemaline sabah akşam bakabilenler. Şu sabah akşam çok önemli bir şey. Öbürü haftada bir bu sabah akşam. Sadece sabah da değil yani. Günde bir kere dedi, günde iki kere. Mevla'nın cemalini ziyaret edebilen Allah'ın dediği en keremler. Ama tabi tasavvufi e, e, müjdelerde vs. meşayih'in hallerinde tabi zikrediliyor. Ne buyuruyor? İnne lillâhi cenneten cennete leyse fiyâ hurum ve lâ kusur yetecellâ fiyâ rabbuna Yani Allah'ın öyle cennette makamları var ki işte, orada huri yok, köşk, yok, saray yok falan. E tabi bu İstediler de verilmiyor veya mahrum bırakılıyor anlamında değil. İstemiyor yani. Çünkü cennette ne vaat edilmiş? Böyle kum fiha ateş diyen canlarınız ne çekiyorsa istediğiniz neyse o verecek diyor. Böyle kum fiha o neyi temenni ediyorsanız, neyi arzuluyorsanız o ihsan edilecek buyuruyor. E onun için öyle zatlar da var ki ya Rabbi sadece sen cemaline nazar ve tecellini e, niyaz ediyor. Öyle büyük dostlar var ki işte bunlar çok yüksek seviye yani bunlar. Maruf-ül Kerhi gibi. Radıyallahu Teala'n. İşte bizim şu Anakşibend kuseş gibi vesaire yani çok büyük veliler bunlar. Tabi i̇mam Rabbani'den vesaire. Hazretimiz gördüğümüz kadarıyla hep o hal üzereydi yani. Hep Mevla'yı sevmek, zatı için sevmek, nimet verdiği için değil. Ya da bela verdiğinde en ufak bir itiraz yok. Hatta rıza var hoşnutluk var, zevk almak var. Buna çok yüksek makam yani. Hadi en fazla belaya sabredersin zaten. Allah beni mi buldu, niye yaptı dersen Stalin gibi gavur olursun çıkarsın gidersin yani. Mecburen her Müslüman bela geldi mi katlanıyor yani işte sabrediyor yani falan. Allah'ın aleyhine de bir şey Celle Celaluhu <laughs> konuşmuyor, konuşamıyor. Sen kafir olmak tehlikesi var. He, sabır ama sabırda ne var? İmam Rabbani buyurdu gibi ben sana nasıl sabret diyeyim diyor. Çünkü sabırda bir nevi zoraki katlan manası çıkıyor. E sen yani, tarikat ihvanından birine yazmış veyahut da vekillerinden işte birine yazmış. Ya ben diyor sana diyor nasıl diyor e, yani ya sabret diyeyim diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de tabi vasbiru sabredin sabredin de orada bir avam Müslümanlara sıradan insanlara söylüyor katla tahammül edin katlanın falan. Yani bunun en e, yani anlaşılır mazı itiraz etmeyin. Yazıda itiraz etse ne yapacak? Hem o beladan kurtulabilecek hem de dinden çıkacak yavur olacak. Yani bu sefer ebedi azaba düşecek yani. Men lem yarda bi qadai ve lem yasbir <laughs> ala belai fel yakhruj min tahti semai ve liyatlubu rabben buyuruyor kazama kaderime razı gelmeyen, belama sabredip tahammül göstermeyen, benim göklerimin altından çıksın, kendine benden başka Rab ve ilah arasın. Bu nasıl bir şeydir yani? Onun için ortalama zerekada kadar imanı olan Müslüman da bu manada sabır vardır, itiraz yoktur. Ama sabır yetmez ki. Rıza, rıza e, tasavvuf ehlinin e, kazanımları ne olacak o zaman? Bu kadar seyri yapıyorsun, zikrediyorsun Mevla'yı falan. Murakabeler, rabıtalar. Geldiğin nokta neresi Hacı abi? Geldiğin nokta sıradan Müslümanın altında kaldıysan razıyım Allah'ımdan diyor adam. Hiç ümmi bir şey bilmez. Efendim başına ne evvela gelmiş. Razıyım diyor mesela. Sen gene bu kadar hacı oldun, hoca oldun, bilmem ne oldun ondan sonra. Daha rıza makamına eremediysen senden. Hiç boşuna yani. Dünyayı boşuna geçirmişsin. Yani rıza, hoşnut olmak hani. Hoştur bana senden gelen. Yahunca gül yahut diken yahut hilat yahut kefen. karın hoş, da hoş. Gelse celalinden cefa veya cemalinden vefa. ikisi de gönle safa. Narında hoş, nurunda hoş. Aşık yunus sana kuldur. ister yaşat, ister öldür. İster ağlat, ister güldür kahrında hoş, lütfunda hoş. Yani bu bir makam. Yani İbrahim Hakkı Erzurum nakleder. Bunu da Aşık Yunus da bizim bildiğimiz Yunus Emre değil de Bursa'da yatıyor o. O da lakabı Aşık Yunus. O da Allah dostlarından. Ondan sonra ama Yunus Emre'ye de atfediyorlar tabii. Ona da çok şey nispet ediyorlar. Ama bu bir makam. Lafla konuştuktan sonra ben de işte aklımda kalmış eskilerden bir şeyler okudum size yani. E bunu papağan gibi okudum. Acaba rıza makamında mıyım? yani zor. İddia edemem yani şimdi. Rıza. Hele ki lezzet alma makamında hiç değilim. Ona kesin yemin edebilirim yani. Bir de beladan lezzet alacaksın. İmam Rabbah Hazretleri diyor ki lezzet almak lazım. Efendi Hazretleri o makamdaydı bak. Yani çekmediği dert, hastalık, musibet yoktu yani. Ama lezzet alırdı yani. E, murakabı üzere hiç. Murakabı seni bozmaz yani şimdi. E şimdi nerede bizim? Bir yerimiz arsa bilmem ne. Farz namazı zor kılıyoruz. O da cehenneme 80 sene yapmayalım diye ya. Ya şu hastayım zaten kardeşim. Sünneti terk ediyoruz her şey. Efendim senin, zerre amelin terk etmez. Hiçbir hastalık sebebiyle. Ya Hacı Efendi Hazretleri e, Çöender'de çöğenderdi rahmetullahi hani aleyh, büyük velilerden mesela benim ahiretlik çeşit beni kabul etmişti yani. Öyle yani. Ne hastalıklar, ne astımlar, nefes küpler, tüpler yanında böyle nefes, nefes ne demek biliyor musun? Nefes darlığı ne demek olduğunu hiç biz yaşamadık yani. O en zor dünyanın bir nefes alıp verene kadar dağları sökü, söküp, söküp çıkartıp yeniden sokmak gibi geliyor. Öyle anlatıyorlar. Ama hiçbir virdini terk etmez. Ee, Medine-i Münevvere'de hatta Mustafa Necati Erzurum Hazine vardı. Rahmetullahi aleyh. O da büyük velilerden. Mezhupların şeyhi de Şeyhül Mecazip lakabı vardı. Ondan sonra Allame yani. Onun kardeşi vardı Hüsnü abi. O da rahmetli oldu. Erzurum Rebat'ın sorumlusu oydu. O da veliydi, salihti yani. Onda ittifak vardı. O Öyle dedi yani. Bir kere Hacı Salih Efendi dedi Medine Emine'ye geldi. İşte Erzurum batında kaldı. Ama nasıl hasta? Nasıl hasta? Böyle bir şey yok. Öldü ölecek. Ya öldü ölecek. Ama o ağrı sancılarına rağmen haremden namazı devamlı kırk vakit haremden geri kalmadı. Bir de ya Delail-i hayratı getiren Mecmuatül Azam'ı yanında taşıyor onları vitleri vardı. Biz de öyle çok rastlardık okurdu çok. Yani adam. İşte lezzet almak buna denir kardeşim. Ölüm gibi ağrı sancısından inim inim, inim in. İnler başkası olsa, o oradan bir sayfasını bile okuduğu virdin i̇şte lezzet alıyor çünkü ya. Beladan lezzet almak kadar yüksek makam var mıdır? Onun için yani ne diyeyim kardeş, herkese yiyin için yani cennet elinin tümüne derler ama bazısı da yemekten, içmekten almadığı zevki Mevla'nın cemali müşahede alır. Adamına göre e, makam verecekler. Yeyin, çok aç kaldınız. İçin, uzun süre susuz kaldınız. Cemalime bakın. Çok zaman uykusuz kaldınız. Bak cemalimli müşahedenin el ceza mi amel. Bu onda uykusuzluğun karşılığı söylüyor. Yemeği açla. susu, e, suya kanmayı susuzla. Cemalini müşahedeyi uykusuz. Niye uykusuz kalıyorsun abi? Film seyretmek için değil herhalde. Dizi seyretmek için. Ya? Var. Hele ki mübarek Ramazan gecelerinde hatim okumak için, mukabele dinlemek için, cüz okumak için, işte teheccüd kılmak için, istiğfar seherlerde istiğfar ve müstahfirine bile eshar. Vefrahû fe Sevinin. Çok uzun süreler üzüntü çektiniz. Dünya hep üzüntü, mahzuniyet hep. Ya ben hiç üzüntü çekmedim. Anlasana ki ahirette çok üzüntü çekeceksin yani. Tabi bunu ne burada tattın onu karşılığı ahirette. Ya tersten ya düzden yani. وَضْحَكُوا فَطَالَ مَا بَكَيْمُ Gülün şimdi gülebilirsiniz. Uzun süre ağladınız. E bak ağladıysan dünyada orada gülersin. Güldüysen dünyada orada ağlarsın. Dünyada çok sevinçli şımarık yaşadıysan ahirette üzülürsün. وَسْتَرِيُحُوا فَطَالَ مَا تَعِبْتُ İstirahat edin. Çok uzun zamanlar yorgun düştünüz. Ne yorgunluklar o Efendi Hazretleri. Ya Rabbi. Yani ben gördüklerimi konuşuyorum ya. Beş dakika uyumak. Beş. Sırtını yere vurduğu zaman da. O da zaten ayaklarını toplar. Ayakları uzattığı yok. Soluna dönmek yok. Sağına. Yani hani bunlar hepten sünnete muhalefet günahtır anlamında konuşmuyorum. Tabii biz ayağımızı da uzatıyoruz. Sola da dönüyoruz yani. Onu demiyorum. Küllün edep. Ondan sonra bile ya vallahi içim gidiyordu ki. Bir 10 dakika uyusun bari diye. 10 dakika. 6. dakikada sen uyandırmasan o uyanır. Bir de kalkıp sana bir sinirlenir. Niye geçirdin? Ya sana daha 5 dakika yeni oldu bilmem ne. 6 oldu be. Her şeyi böyle kılı kırk yararcasına hesap eden. Ha yani yarım saat bir saat uyudu olmadı mı? Olmadı demiyorum. Ama işte işi var, gücü var, ibadetleri var. İşte bir şey bir ders değiştirecek, bir yere gidecek, cenaze yetişecek, hasta geldi onu okuyacak falan. Nerede böyle şeyh ya? Biz şeyh görmemişin müritleri miyiz ya? Şeyh görmemiş adam mıyız ya? Şeyhten bahsediyorsun. Ne şeyhi ya? Piyasada şeyh mi var? Şu anlattığım şeye göre bunu 70 sene bu şekilde hareket 70 sene. Yani ondan evvel tabii şeyh olmadığı dönemi konuşmuyor. Yani Beş dakika diyordu, beş dakika. İçim eriyordu böyle, ne olur diyor, yirmi dakika uyursa. Ama yok, uyumuyor. İşte çok uzun zaman yoruldunuz. E tabi ne kadar bir yorgunluk arkadaş ya, bu yorgunluğu açar mı da? İşte ruh kuvvetli, arşın üstüne giden ruh, külli ruh olunca ruh kuvvetli, ruh kuvvetli olunca şarjı çabuk bitmiyor tabi. <laughs> Bizim yedi, sekiz saatte bir uykumuz geliyor. Onların kaç gün direnir yani zaten. Ömrü boyu direniyor canım. Gecede 3 saatten fazla uyumadığına yani hiçbir gece ben bilmiyorum yani benim gördüğüm kadarıyla ben 50 sene hemen hemen az çok vakıf oldum. 3 saat falan nerede ya 3 saatten fazla? Nerede? külü min zencebil zencebilden yeyin ve şrabu min selsebil selsebilden için vanzuru ile celil celil yüce mevlanın cemaline nazar edin külü min mevaidi tam yemek sofralarından yeyin ve şrabu ya maşra suva ey oruçlular için vanzuru ila celil alim alallam ve dukhulu ila selam Buradan da selam yurdu olan, selamet yurdu olan cennete girin. Veskünül kusura vel khiyam, Köşklere, saraylara, çadırlara. Çadır dedim sen <laughs> Kızılay çadırı değil Inciden ya. İnciden, yakuttan, mercandan bütün bezemiş çadır var. Ee, dünyada o çadırın direğini alamazsın. Ve <laughs> temette'u bil huri vel Bütün eşlerinizden, hizmetlerinizden istifade edin. Yani iş nereye geliyor kardeş? kulu veşrabu hani en bima esleftum fil ayyam al Geçen dünya günlerinde geçirdiğiniz sıkıntılar sebebiyle yayın için. Onun için Kadir gecesi geçti. Teravih terk etmeyin. Bayram gecesi geliyor. Teravih yok diye camiye gitmezlik etmeyin. Öyle kaybedersiniz, öyle kaybı bir ay Ramazan'da kazandığınızdan beter edersiniz. Kar bakımından zarar edersiniz. Onun için bu gece 29. gece ne buyuruyor hadis-i şerifte? Feydakane Leyletü e, tis'in ve işrine 29. gece olduğu zaman Allahu u Tebareke ve Teala ne yapıyor? E, geride bu güne kadar mağfiret etmiş olduğu, cehennemden azat etmiş olduğu e, kadar bir de bu gece toptan cehennemden azat ediyor. Bugüne kadar cehennemden beratını alanlardan olmadıysak ee, bari bu gecede inşallah alanlardan oluruz. Teravih'e mutlaka gidelim. Bu gecenin bugüne kadar söyleyemedim, vakit bulamadım ama Kadir Gecesi'nden sonra gevşeklik başladı. Yektubullahu levne lecce ketiva beyyub belai ve estur aleyh Allah bütün günahlarını örter ve Eyyub Aleyhisselam yedi sene inim inim kadar bela çekti. O beladan ne kadar sevap aldıysa Allah Teala 29. gece teravih kılanlara o kadar ecir ve sevap ihsan eder. Bu gecenin özel müjdeleri 29. olmak üzere mevcuttur. E, sıkıntılara katlanalım. Uykulardan fedakarlık yapalım. ibadetlere devam edelim. Ramazan-ı Şerifi kendimize şefaatçi edelim. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Dualarınızı kabul eylesin. Fazlü keremiyle lütfuyla cümlemize muamele eylesin. Dostları gibi bayrama kavuşmak ihsan eylesin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم